Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün kimle beraberim? Bugün Erdiş Kaptan'la beraberim. Önce Marmara Adası, Marmara Adası'ndan sonra Bodrum. Bodrum'dan 15 gün sonra, yani totalde 20-25 gün sonra geldik ve direkt seyre çıktık. Evet. Ve kaptan dümende. Harika bir gün. Ara ara sahanaklara giriyoruz. Aynen. Ama güzel. Harika. Bakın bakalım biz neler yapıyoruz. Hemen limandan çıkar çıkmaz yelkenimizi açtık şurada. Yelkeni bastık. Liman çıkışlarında neden limandan çıkmadan önce yelken açılmaz. İzahını yapayım arkadaşlar. Her liman çıkışında bir aşırı bir baskı oluşuyor. Bu da demektir ki teknenizde zayıf olan bir bölüm varsa orayı çok rahatlıkla kopartabilirsiniz anlamına geliyor. Şimdi ben sizlere böyle güzel bir seyir imkanı sunayım. Esasında tekneyi böyle 10-15 gün bırakmayı pek sevmiyorum ama yapacak bir şey olmuyor. Erdiş Kaptan aşağı yukarı 50 metre ya da 100 metre sonra güzel bir sağanak var. Bak köpükçükleri görüyor musun? Evet. Ama sen sancağı fazla kaydın. Hafiften iskele yap ki rüzgarı tam al. Minik minik. Evet. Bak yavaş yavaş başlıyor. Zaten rüzgar buralarda başlıyor. Bu birinci kalplerden sonra. Ben de sizlere hemen taze video çekeyim dedim. Biraz kuşlar falan pisletmişler buraları. Havaya baktım, hava çok yani şiddetli gözükmüyordu ama güzel de esiyor. Yani şeyde, sahilde durmanın da anlamı yoktu. Güzel. Şimdi ben şöyle olabildiğince böyle kurayım. Erdinç Kaptan'ın yüzü gülüyor. İşte ya yüz böyle görecek ya, değil mi? Ustam, şimdi ben burada miço olduğum için içecekleri ne zaman arzu edersen getireyim. Gözün rüzgarda, evet. Ve provada olsun. Bak iskeleye doğru basıyor seni aşırı rüzgar. Sen, evet, ortalamaya çalış. Sancağa da kayma. Çok güzel rüzgar var. Cenova'yı birinci camadana yakın açtık. Ana yelkeni biraz boş koyabiliriz. Çok fazla bayılırsa. Var. Dengesiz bir rüzgar. Ama normaldir. Kaçaklarla, evet, beraber hava sertleşti. Ben şimdi sana şeyi açarım. Ama çok güzel gidiyor. Evet. Gözün provada olsun. Harika gidiyor, harika. Gözün provada olsun kaptan. Evet. Kaptanım karışıyorum ama kızmıyorsun değil mi? Yok. Eğer dersen kendi benim gözümden kaçmıyor, iş bende, karışmam yani. Yok, niye biliyor musun? Kaçtığı zaman bu sefer rüzgarı kaybediyorsun. Aynen. Sancağa kayarsan tekne olduğu yerde dönüyor, bir tuhaf oluyor. O yüzden. Usta kaptan sizsin. Ya tabii canım, ya birbirimize ben de yanlış yapabilirim. Ya cam kaptan tabii. böyle diyebilirsin. Unuttuğum şeyleri hatırlayabilirsin. Aynen. Bak yanal kaymadan dolayı çıktığımız yerden tam hizamız ne kadar farklı. Şimdi bu açığı kapatmak için ne yapmamız gerekiyor kaptanım? Hafif hafif iskeleli gitmemiz gerekiyor mesela. Ben de buraya sindim. Şöyle yapalım. Vay kaptanların kaptanı. Şimdi kaptanım arkamı ben rüzgara vereyim. Eğer teknenin yan yatması seni rahatsız ederse bu ana yelkenin bombasını biraz boş koyduğumuzda bayılmalar gider. Hani bilgin olsun. Yok, yan yatması benim için heyecan yaratıyor. Heyecan yaratıyor. Daha güzel. Heyecan istiyormuş. Vay vay. Heyecanı severim. Tabii bizim botta pörsümüş. Evet. Neyse ama yapıştırdık mapıştırdık bilmem ne. Hani kamerayı elime aldım ki sizlere böyle görsel şölen sunmak istiyorum. Şimdi bugün Erdinç Kaptanım'la niye geldik biraz da sohbet edelim. Hem siz arkadan güzel görselleri izleyin hem de sohbet edeyim. Niye geldik? Elektrikli tekne projemiz asla son bulmadı. Biz burada biraz dinlendik, değil mi? Böyle bir şey yaptık. Ben bir Marmara Adası yaptım bayramda. Ondan sonra çıktım geldim Bodrum yaptım. Biraz dinlendik. Elektrikli tekne projemizi bize devam ediyoruz. Hani biz bunu yürüttük. Çalıştı, sıkıntı yok. Biraz daha hızlandırmaya çalışıyoruz. Yani arzu ettiğimiz hızlara çıksın diye. Ondan sonra bir yandan da şöyle aşağı bakayım. Ondan sonra akşam yemeğini de yiyeceğiz. Bu elektrikli tekne projesinin tabii ben size böyle yapım aşaması videosunu çekmeyeceğim. Ama yemek hazırlarken, yemek yerken böyle güzel size sahneler vereceğiz. Siz de izlersiniz. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Video bitmedi ama abone olmadan izleyen arkadaşlarımı görüyorum. Rica ediyorum abone olun. Yani bizim sizlerden tek istediğimiz konu bu. Şöyle size görsel göreyim. Erdinç Kaptan'ın saçlar nasıl biliyor musun? Senin böyle uçuşuyor. Yani iskeleden alıyor böyle rüzgarı. Aa. Bak nasıl form şeyi koruyorsun. Fıstık ya. Sen bu işi biliyorsun. Şu geminin önünden geçebilirsek ikisinin arasından. Evet. Şu turuncunun önünden ama. Yaklaşık olarak şey yaparız. Yoksa iskeleyi tutturmak için çaba sarf edeceğiz, etmeyiz değil mi? Geçen sefer limanın ağzına kadar geldik değil mi maşallah? Evet. Evet. Yani böyle. Sonra bugün bu Marmara Adası'na gitmeden dümen kaybettim. Bu Nosa Costa'nın şeylerine giriyordum, kayalarına giriyordum. Allah'a şükürler olsun zor yırttık. Şimdi Erdinç Kaptan'la yedek dümen çalışması yapacağız, ölçülendirme yapacağız. Ondan sonra yedek dümeni yapacağım. Yedek dümenin nasıl çalıştığını göstereceğim size. Ama şimdi tabii ölçü alacağız. Ölçüden sonra bitince gösterebilirim. Ben size şimdi güzel görsellerle baş başa bırakayım. Yarın rüzgar nasıl acaba? Evet. Demin balıkçılar balık tutuyor muydu? Bayağı bir çırpınıyorlardı ama. Evet. Ben meyveleri dolaba koymadım ama gerek var mıydı? Meyveleri. Yok. Ha. Arpa sularını koydum. Şimdi Cenk Kaptan olsaydı övünürdü. Benim yetiştirdiğim kaptan böyle olur derdi. İşte ben bir şey demiyorum. Ortada. Şapka da alalım kaptanıma. Yani. Değil mi? Apoletler falan. Bugün kaptanım hesapta seyir var mıydı? Yoktu ama evet arkadaşlar. Güzel. İşte bizde her şey böyle spontane gelişiyor. Aynen. Limanda terleyeceğimizi güneş daha hala tepede değil mi? Gerçi akşamüstü saat 5'i geçiyor galiba. Yani. Güneş batana kadar seyrimizi yaparız, keyfimizi alırız, rüzgarı vücudumuzda, cildimizde hissederiz. Biraz sakalım var, kusura bakmayın. Bugün vallahi olamadım, ustam pırıl pırıl. Jiletimi aldım ama. He, şimdi bana diyebilirsiniz, hani avcı yalancıdır falan filan. Evden çıkarken. Ama bak, şeyim kadar, hani bizim seyrimiz kadar, buraya gelişimiz kadar seyrimiz de. Bakın. Evet. Jilet. Hazırlıklı geldim. Hazırlıklı geldim. Çünkü ben takipçilerim için özellikle de tıraş oluyorum ekstradan. Hani kötü jilet getirdim buraya. Niye kötü jilet getirdim biliyor musun? Burada paslanıyor. Kötü oluyor, bir tuhaf oluyor. O yüzden Kötülerini getirip buraya bırakıyorum. Hani bir iki kere tıraş oldum, olmadım. Çöp. Yani o yüzden takipçilerim, nasıl beni önemsiyorsanız ben de sizleri önemsiyorum. Bak anca girişi tutturmaya çalışıldı. Değil mi? Bak ne kadar gidiyoruz. Şu an Ataköy tarafına doğru yani bir 45 derece eğimle tırmanıyoruz rüzgardan dolayı. Çünkü Yeşilköy barınağından çıktıktan sonra sancaklı olarak bizi ittirdi. Yanal kayma. Yelkencilik hususunda söyleyeceğim bir şey var mı takipçilerimize Erdinç Kaptan'ın? Yani mesela şimdi sen de bundan 1-2 yıl öncesine kadar hiç kullanmamıştın değil mi? Ne zamandan beri yelkenliyle senden beraber? Bir yıl oldu değil mi? Dolu. Geçti. 2 yıl diyelim, yuvarlayalım. Yani. Şimdi 2 yıl öncesine kadar Erdinç Kaptan'ın hiç yelkenliyle şeyi olmadı. Yani motor yatı olan... Elimize bile almadık diyor. Hani mikrofon olduğu için ben de tekrar ediyorum. Elimize bile almadım diyor. Nasıl, tavsiye eder misin? Vallahi... Önce sevmesi lazım. Heh. Aa, bak güzel. Sevmesi lazım. Evet. Severse öğrenir. Zor mu peki? Yok canım. Yani isterse öğrenir, çabuk öğrenir. Evet. Peki seni cezbeden ne oldu bunda? Denizi sevmem. Ya. Evet. İşte çok güzel. Yani gerçek bir deniz aşığı. Nasıl biliyor musunuz? Ben Erdinç Kaptan palamarları çöz diyorum. Tamam mı? Bir bakıyorum çözmüş bile. Tekne geri sürükleniyor. İşte bu. Denizi sevmek. Yani böyle. Yani sahildeyken yanıyorduk. Bak şimdi. Tabii sahildeyken yanıyorduk. Şimdi diyor rahatlıyoruz. Çünkü biz şimdi çalışacağımız zaman kıç altında makine dairesinde çalışacağız. Ondan sonra ya inan teknemi özledim ya. Evet. Bakar mısınız? Evet. Teknemi özledim. Bakın evime gittim. Evimi özlemişim. Apayrı bir şey. Nasıl biliyor musunuz? Hemen hatch'leri açtım. Lumbozları açtım. Kaptan dedim çıkalım mı? Hani müsaadesini istedim. İstiyor mu? Arz ediyor mu diye. Olur. Yani hali yoktur. Yorgundur. Çünkü işten geldi kendisi de. Ondan sonra tamam dedi. Hemen nasıl biliyor musunuz? Motorları çalıştırıp par. Kaç dakikada çıktık? Vallahi hiç. Gelişimizle çıkışımız. İşte yani bak şu anda sahilden bayağı uzaktayız. Tabii bayağı uzaktayız. Şöyle göstereyim. Yani bunu sevmek de. Tabii. Değil mi? Sevmek de. Önemli. Aileden daha çok seviyorsun. Vallahi ben buraya gelirken koşa geliyorum. İnanır mısın? Yani. Koşa. Yani sevgiden. Şurada ne yaparsam yapayım dokunmuyor. Yani elimizden de geliyor. Erdinç kaptanımız sağ olsun benim 80'li yıllardan arkadaşım diyeyim. Aşağı doğru yuvarlayayım. Ve sağ olsun bu teknede bir şeyimiz kırılıyor, ediyor. Nasıl biliyor musunuz? İnan ben o kadar hızlı değilim. Otopilotun hani tekerlek rallarları, tabanları kırılmıştı. Dedim bunlar bir şekilde buraya sabitlenecek. Oho adam sabitlemiş, vidalamış, hazırlamış, gel al dedi. Dedim ne diyorsun? Ona keza şunlarda falan bayağı yardımcı oldu. İşte dümen kaybettiğimizde dümeni bayağı... Ama daha çok işimiz var. Var. Yani yardımcı oluyor sağ olsun. Ama yardımcı oluyor. Ne kadar güzel beraberiz. Hani değil mi? Yani şeyimiz yok. Ayrımız gayrımız yok. İkimiz de seviyoruz denizi. Yani. Bizden beraber olan herkes seviyor. Yani. Önce sevmek önemli. Evet. Seviyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdiki yayınıma son veriyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın. Ne yapıyoruz? Like yapıyoruz. Kanalıma abone olmadan izlemiyoruz. Kanalıma abone oluyoruz. Görüşmek üzere.